Merhaba arkadaşlar, Firdevs Demir İğne Oyası ve Tasarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce başlamış olduğumuz pullu gelin mendilini yapmaya devam ediyoruz. Ortasını anlatmıştım zaten size nasıl yapıldığını, arttırmalarını da göstermiştim. Şimdi arttırmaları yaptıktan sonra 9 sıra düz gidip 9 tane de bir pul koyuyoruz. Tekrar 9 sıra gidiyoruz. Yine 9 tane de bir pul koyuyoruz. 9 sıra gidiyoruz. Yine bir tane pul koyuyoruz. Daha sonra ben çok büyük olmasın diye 1, 2, 3, 4, 5 sıra daha gitmişim. 5 sıradan sonra artık yukarıdaki bademleri yapmaya başlıyoruz. Küçük bademler çalışıyoruz şöyle. Bu şekilde küçük bademlerimiz var. Bademlerimizin üstüne de pullar koyuyoruz. Asıl gösterişli olan kısmı zaten bu bademli ve bol marullu kısmı. Şimdi onu yapmaya başlayacağız. Şimdi ipimizi alıyoruz. Bir tane zürafa başlangıç düğümüzü yapıyoruz. Yapamadım. Bir tane atlayarak köprü oluşturacağız. Daha önceki bademin olduğu yerden başlıyoruz. Bu şekilde. Arada bir tane atlıyoruz. Bir sonrakine geçiyoruz. Köprü oluşturuyoruz. Evet, bu şekilde geriye geliyoruz köprünün içine. Altı tane pırpır yapıyoruz buraya. Bir. İki. Üç. Dört, beş ve altı. Şimdi altı tane pırpırımızı yaptık buraya. En son ilmeğin üzerine yukarıya çıkıyoruz. Sonra bu baştaki ilmeği ipi uzatarak gözeme yapıyoruz. Kaç tane pul alayım buraya. Bunlar janjanlı pul diye satılıyor. Biraz daha böyle ışıltılı pullar. Büyük biraz ama daha küçüğünü bulamadım. Daha küçük olursa daha güzel olur. Bir tane pul takıyoruz. Oraya aynı yere batarak bağlıyoruz. Şimdi diğer ilmeklere birer kere batarak 1 2 3 4 5 ve 6. Kenardaki ilmeğin içine de batıyoruz. Yukarıya çıktığımız ilmeğe de batıyoruz arkadaşlar. 6 tane yapıyoruz. Şimdi bir tane daha pul alıyoruz. Aynı yere batarak, en son battığımız düğüme batarak geri düğüm yapıyoruz. Pulu bağlıyoruz buraya. Tekrar ipimizi geriye getiriyoruz. Gözememizi yapıyoruz. Pulumuzu alıyoruz. Aynı yere batarak bağlıyoruz. Hepsine birer kere batıyoruz.
Birer tane zürafa yapıyoruz. 5 tane zürafamız olacak. Bu arada arkadaşlar, daha önce abone olmadıysak abone olmayı unutmayalım lütfen. Beğeni de atarsanız sevinirim. Yorumlarınızı özellikle bekliyorum. Arkadaşlar istemişlerdi, bu mendili de özellikle istemişlerdi. Onun için çalışmıştık. Bu şekilde çalışabiliriz istekleriniz olursa. Şimdi tekrar pulu aldım. Geri ilmek yaparak bağlıyorum. Bu şekilde eksiltmeye devam ediyorum. Her sırada birer tane ilmeğim eksiliyor. Her iki tarafa da mutlaka pul koyuyorum. Çok zor bir mendil, göründüğü gibi değil. Yani şu file kısmını yapmam yaklaşık 3 günümü aldı. Bu kenardaki pullu kısımları da yani 4'te birini ancak 1,5 günde bitirebildim. Yani bayağı bir uzun sürüyor. Yaklaşık bir haftaya yakın zamanınızı alır yapmak. Güzel bir mendil. Evet, şimdi tekrar koyuyorum. Geri ilmeğimi yapıyorum. Videoyu kapatayım. Ondan sonra sıfıra gelince tekrar göstereyim ben size. Evet arkadaşlar, son ilmeğin üstüne de geldim. Oraya da pul takıyorum. 12-13 tane pul takmış oluyorum bir bademe. Tabii gösterişli olmasını sağlayan da bu zaten. Evet, bu şekilde bademimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Hemen yanında aynı yere batarak başlıyoruz. Bir tane atlıyoruz. Bu şekilde bir sürü bademlerimiz oluyor. Evet, bu şekilde bademlerimizi tamamlamış oluyoruz. Oldukça gösterişli bir beni. Bir de bittikten sonra arkadaşlar, bunu ütü kolası diye satılan spreyli bir kolalar var, beyaz. Onlarla kolalıyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Gayet sert ve gösterişli bir mendilimiz oluyor. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Merak edenler için yapmıştık. Umarım onlar da beğenmişlerdir. İyi günlerde, güzel günlerde kullanırsınız inşallah.